Real TV Amerika'dan haber verir. Aylardır konuşulan Amerika'nın Afganistan'dan askerleri çekmesi ve ardından Türkiye'nin bölgedeki Kabil Havalimanı güvenliğini sağlama durumuyla ilgili bugün Pentagon sözcüsü John Kirby önemli açıklamalarda bulundu. Kirby, diplomatların güvenliğini sağlanması için yaklaşık 650 Amerika askerinin Afganistan'da kalmaya devam edeceğini söyledi. Ancak buna ek olarak Türk askerlerine yardım etmek için Kabil Havalimanı'nda kalacak olan Amerika askerlerinin sayısıyla ilgili spesifik rakamları doğrulayamayacağını belirtti Kirby. Aslında Kirby tam olarak şöyle dedi: Afganistan'da bir miktar Amerika askeri kalmaya devam edecek. Diplomatik varlığımızı korumak için bunu yapmak zorundayız dedi. Çünkü Kirby, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğinin de sahada diplomatik varlığın bulundurulması ve korunması için kritik bir önem taşıdığını vurguladı. Tabii diğer bir mevzu da Büyükelçiliğin açık kalıp kalmaması konusuydu. Çok konuşuluyordu bu da. İşte Kirby bunun için de Başkan Joe Biden'ın Büyükelçiliği açık tutmayı ve Büyükelçiliğin programlarını devam ettirmeyi istediğini, yani bu noktada aslında çok net bir biçimde tavrını ortaya koyduğunu hatırlattı. Ardındansa Afganistan'da muharip askerlerin çekilmesinin ardından Pentagon'un iki görevi olacağını söyledi. Bunlardan birincisinin Kabil'de Amerikan diplomatik misyonlarını korumaya yetecek miktarda varlık göstermesi olduğunu, ikincisinin ise Afganistan'la Afgan güçlerine kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmelerinde yardım etmeyi ve lojistik ve finansal destek sağlamayı içeren yeni bir ikili ilişkisi tesis etmek olduğunu söyledi Kirby. Genel anlamda aslında baktığımızda Amerikalı yetkililere göre ise Afganistan'daki çekilme planı şu şekilde: diplomatların güvenliğini sağlanması için yaklaşık dediğimiz gibi 650 Amerika askerinin Afganistan'da kalmaya devam etmesi ve buna ek olaraksa birkaç yüz Amerika askerinin de muhtemelen Eylül ayına kadar Kabil Havalimanı'nda kalacağı. Tabii bu askerler orada güvenliği sağlayan Türk askerlerine yardım etme rolü üstlenecekler. Dolayısıyla da burada Türkiye'nin liderliğinde resmi bir güvenlik operasyonu faal hale, yani aktif hale gelinceye kadar Amerika askerleri o bölgede geçici olarak görevde kalacaklar. Zaten Türkiye'nin NATO'nun Afgan güvenlik güçleri eğitme misyonunun bir parçası olarak da Afganistan'da 500'den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halen hali hazırda havalimanında görev yapıyorlar. Amerika'nın Afganistan'daki çekilme süreci de giderek şekilleniyor diyebiliriz. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.